Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Haksız yere düşürüldü. Hukuka, anayasaya aykırı olarak düşürüldü. Bunu tartışıyoruz. Enis Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci Enis Berberoğlu. Saygın bir siyasetçi. Türkiye'yi bilen, Türkiye'nin koşullarını bilen, tarihini bilen, değerli bir insan Enis Berberoğlu. Haksız yere mahkum edildi. Adaletsiz yere mahkum edildi. Demokrasinin olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, koşullar ne olursa olsun, demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Daha önce söylemiştim, bu memlekete gerçek bir demokrasi gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Bu memlekete hak, hukuk ve adalet gelinceye kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz diye. Ve yine söylemiştim, bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP'liler ödeyecektir diye. Enis Berberoğlu o bedeli ödeyenlerden birisidir. Anayasaya aykırı, anayasaya aykırı. Enis Berberoğlu Yargıtay kararından sonra tekrar milletvekili seçildi. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Haksızlığı oraya götürdü. Adalet istiyordu, hak istiyordu, hukuk istiyordu. Anayasa şöyle söylüyor, 83. maddesi. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırılmasına bağlıdır diye. Bu kadar açık. Bu maddenin gereği yapıldı mı? Bu maddenin de gereği yapılmadı. Çünkü adaletin olmadığı yerde hukuk da olmuyor. Adaletin olmadığı yerde anayasa da olmuyor. Adaletin olmadığı yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi vesayetten kurtulamıyor. Adaletin olmadığı yerde yargı vesayet altında. Ama benim bu millete bir sözüm var. Ne olursa olsun, hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın, bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bunda kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye de razıyız.